Arkadaşlar ne ilginç balıklar var ya. Allah be. Ne oluyor lan? Oha. Oha. Bu işte. Bu ne? Kaplan bitkileri ne oldu lan? Ateş edemiyorsunuz. Kaçarım böyle. Ne oldu lan? Ne oldu? Allah be. Oh. Merhaba arkadaşlar, Subnautica'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Eğleniyor musunuz? Bunu beğenerek videolarımızı ve güzel yorumlarınızla da dile getirebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bizler de anlarız sevip sevmediğinizi. Umarım keyif alıyorsunuzdur, umarım eğleniyorsunuzdur. Sizler de bizler gibi arkadaşlar. O zaman şöyle diyeyim, geçelim bu bölüme. Ama geçmeden önce şunu diyeyim, ben su altı motorunu... bunun yani arkadaşlar pili bittiydi. Ben buna yeniden pil taktım. Fakat o güçlü pil takamadım. Yani onun nasıl takılacağını henüz daha anlayamadım. Normal pil taktım arkadaşlar. O da R tuşuylaydı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bakayım hatta şöyle göstereyim. Aynen R tuşuyla arkadaşlar. Buradan pil takıyorsunuz. Piliniz varsa eğer. Bu şekilde taktım. Şimdilik işimizi görür. Birkaç da titanyum falan topladım. O zaman base'imizi biraz geliştirelim. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım atlayalım şuradan. Gece olmuş. Gece gece. Ne işimiz var bizim? Denizde. Şuraya doğru gidelim. Evimize. Ev 1 diye burayı adlandırdıydık bir önceki bölümde. Seyredenler bilir. Arkadaşlar bu bölümde şöyle gayet güzel yapalım. Bu arada topu da ben buraya koydum yine arkadaşlar. Yani burada arada görüyorum gibi o kese balıklarını. Bazenleri de olmuyorlar ama çok ilginç. Ya bunlar aslında bize burada pek yer sıkıntı yaşatacak gibi ama ya kese balıkları bak şimdi yine yok. Yani en önemli balık gelmiyor. Arada bir geliyor, arada bir gelmiyor. Gördüğüm an buraya koyduydum yine. Neyse arkadaşlar şimdi buraya birazcık şeyler ekleyelim. Örnek içine bir girelim. Veya dışına şey ekleyelim. Yani elektrik gelmesi için güneş paneline bakır lazımmış. O zaman bakır hemen bulalım. Hızlıca bakır alalım, bakır. Şöyle bir dalalım. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip ederseniz çok çok seviniriz. Eğer kullanıyorsanız takip ederseniz çok çok seviniriz dediğim gibi. Bakırcığım, kardeşim 3-5 parça senden alsak. Şöyle çıkıversen karşımıza. Bizi uğraştırmasan. Derinlerde boğulacağız. Kuvars. Tıt aldık. Pıt pıt aldık. Pıt. Ben bulurum şimdi seni bakırcığım. Sadece uğraştırıyorsun. Hepsi o. Bunu bir şimdilik yapmayalım. Bak bu varmış. Ama ona da şu an gerek yok. Şimdi mesela arkadaşlar böyle bir yer yapsak. Oha bu ne? Bunun sağını... Aa bir dakika. Ne oldu? Bunu nasıl döndürüyormuşuz? Sol parantez sağ parantez falan diyor. Oğlum durun ya. Ben anlayamadım neden olmadı. Dur bir saniye şunu tekrardan bakayım bir. Ha arkadaşlar şeyle mouse'un tekerleğiyle ortasındaki tekerlekle döndürüyoruz. Fakat ben bundan buna şimdi bağlantı kurulamıyor mu acaba? Bir saniye aklıma bir şey daha geldi. Bunlara kapak mı yapmamız lazım? Mesela bu şuraların oluyor. Tamam aklıma bir şey daha geldi. Şimdi kapak yaparsak eğer mesela şuraya dur. Kapak yapsak. Şimdi burayla bura arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Arkadaşlar kurulmuyor. Ben burayla orası arasında bağlantı nasıl kuracağım? Saniye ya. O zaman şöyle bir şeyler mi ya? Bir dakika ya. Arkadaşlar böyle yapacağız o zaman. O zaman bunu da bir yapalım. Vay vay vay. Wow, güzel oldu. Bak hoşuma gitmeye başladı. Şimdi buraya kapak yaptık. Bu kapağı kaldırsak. Nasıl kaldıracağız? Yani Q'ya basılı tutarak kaldırıyoruz. Güzel. Oraya harcadığımız madenler de bize geri geliyor. Aynen. Güzel. Hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar. Hop hop bir dur. Ya Allah be, gitti can, gitti. Bunları buradan kovamayacağız herhalde ya. Çok tuhaf oldu bu. Çok kötü oldu. Şimdi. Biraz daha böyle uzatsak mı ki acaba base'imizi, veya yoksa şuna şöyle bağlasak mı ki? Bağlayalım en iyisi. Bak kat çıkarız belki üstüne. O tarz bir şey yapabiliriz. O zaman bunu da buradan yapayım ben aynı şekilde. Bir şekilde şunu şöyle bir yapayım be. Bir saniye. Peki bunun ne olacak? Bir dakika. Cam yapalım. Güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Keyif oldu, güzel oldu. Ne kadar daha var? Daha var şu anda. Titanyum. Daha neler yapabiliriz? Dikey diyor. Bu da üst kat falan yaparsak lazım olacak. Lityum denilen madeni bulmamız lazım. Pencere diyor. Şunun için şu anda bir bakır alalım. Tamam. Hop. Bir dakika. Şimdi şöyle bir bakır şeyine çıkalım, bir avına. Yer açıldı nasıl olsa. Şuralardan şöyle bir dalayım. Hoppa. Bakırcığım, buralara geldik miydi? Buraya. Yok, bir şey değil. Ya kovarsa da kaçırma. Yer var mı? Tamam, şu anda var ama fazla da diğer madenlere bakmazsak iyi olacak. Bakır lazım şu anda bize. Acil olarak. Hoppa! Kaçtık. Siz buralarda hala yaşıyorsunuz mu? Çok ilginç ya. Kimmiş bu? Ne oldu ki acaba? Neyse. Ne ara geldin lan? Ya üçkağıtçıya bak ya. Nereye saklanmış? Ya titanyum çıkıyor kardeşim. Şunu titanyum verip bakır alamıyoruz mu bir yerden? Hadi bakır. Yuh be. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sen ne yapıyorsun lan? Allah be, öleceğiz. Arkadaşlar base için başka bir yer mi baksak ki? Bence öyle yapalım ya. Burası yani pek iyi olmayacak gibi geliyor bana şu anda. Nereye koyabiliriz acaba? Şuraya mı yapalım? Hadi gelin buraya yapalım ya. Kafamız rahat etsin. Onlar çünkü bize rahatsızlık verecek gibi. Veya içine girersek aslında pek rahatsızlık verirler mi ki ya? İçinde bence rahatsızlık vermezler ya. Aynen arkadaşlar. Şunu o zaman şuradan bir ben kapak yapayım. İçine bir girelim. Tamam. Tamam şimdi. Mesela duvar dolabı diyor. Mesela bunu nereye yapalım? Mesela buradan girdik. Çok güzel oldu. Şuraya yapalım. Güzel. Şimdi bakalım başka. Akvaryum yapabiliriz. Güzel. Şimdilik yapabileceğimiz bu nasıl bir şeymiş? Böyle bir yere koyacağız herhalde. Şimdilik boş verelim bunu. Neyse şuradan bir çıkayım ben. Buralar biraz garip gibi sanki. Kırmızı gibi mi? Ben mi öyle görüyorum yoksa şurada ne var? Bir şey var gibi. Samete derinliğinde bakarız. Kardeş işte bu ne? Duvarsmış ya. Burada bir yer mi var? Yok. Benim gözler bir tuhaflaştı ya. Karanlıktan dolayı sanırım. Halkalı balık. Vay vay vay. Bunlar hepsi halkalı mı bunların? İncelesek ya. Gerçi bunlar sürü haline gidenler. Onlara bir şey yapamıyorduk. Arkadaşlar ne ilginç balıklar var ya. Allah be. Ne oluyor lan? Şunu bir şey yapayım mı ben? Oğlum dur be. Ben seni bir almam lazım. Şunu kullanayım. Suyu seni de alayım. Çok güzelsin. Fena güzelsin. Aldım bile. İşte arkadaşlar bir parça. Burada da var. Şeyler var. Tuz falan var. Oo bakın arkadaşlar. Nereye geldik? PDA diyor. 17. yaşam kozası. Mürettebattan bir kayıt bulduk. Onu dinleyeceğiz. Başka bir şey. 30 saniye. Buraya tekrar geleceğim. Şuna da bir bakayım. Seamoth parçası bulduk. Çabuk, çabuk. Güzel. Oha! O ne? O ne lan? Çabuk çık. 6 saniye hadi be. 30 metre, 20 metre, 10 metre çıktık. Biz ne kadar açılmışız? Bir saniye bakayım. 500 metre gitmişiz. Bir dakika lan. O ne lan? Bana mı geliyor? O ne? Oha! Şu bacaklar mı? Arkadaşlar devasa bir şey gördüm şu an ben. Şu bir envanteri bir rahatlatıp geliyorum hemen. Şöyle bir kullanacaklarımızı kullanalım. Sonra yere bakayım. Şu şekilde 500 metre ilerlemişiz. Ve devasa bir yaratık gibi bir şey gördüm ben ya. Bayağı büyük. Onlara bakacağız. Bu nedir? Seamoth parçası. Biri saldırıyor ama. Tepeden inceleyelim. Şu saldırmış herhalde ama onu almam lazımdı, incelemem lazımdı. Yapacak bir şey yok. Hop. Güneş gözlerimizi rahatsız ediyor, farkındayım ama yapacak bir şey yok maalesef. Tamam. Şimdi tekrardan dalıyoruz. Bunu incelemiş miydim? Oha! Oha! Bu işte! Bu ne? Woo! Arkadaşlar şuna bakın! Devasa yaratık ne lan böyle? Efsane bir şey. Ona gitmeden önce şuraları biraz inceleyeyim. Ondan sonra gidelim mi gitmeyelim mi karar veririz. Hep birlikte. Arkadaşlar bakır sanırım buralarda bulamayacağız. Şu çok büyük ya. Bunlar sanki ufak gibi geldi ama. Oha! Çok büyük ya. Saldırmaz herhalde. Çok büyük ama. Şunun büyüklüğüne bakın yaratığın. Yaratık mı bu? Yaratık tabii ya. Arkadaşlar aynen. Şuralarına nefes... Allah be! Nasıl böğürüyor? Ne biçim bir yaratıksın kardeşim? Bak geliyorum. Bu ne? Bize bir şey yazıyor herhalde. Bu neymiş? Mermi... Allah! Saldırıyor. Ya ne ilginç. Yerler dönen kabuk. İlerliyor tabii bakar. Resip devi. Yaratık bu. Yaratığın adı bu. Midye aldık ya. Durun bakayım üzerinde daha neler var onun ya. Ona bir tane iyi bakmak lazım. Mesela örnek şu ne? Ya şu bir şey atıyor işte be. Seni inceleyeyim mi? Oğlum bak sen bir saldırma. Yok o rahat vermeyecek de. Şöyle bir şeyler görüyorum. Şu sarıyı da inceleyebilirsem iyi olacak. Başka işimize yarayan pek bir şey yok sanırım burada. Bayağı büyük arkadaşlar yaratık şu an bayağı büyük. Kocaman bir şey. Neyse. Bulduğumuz bakırları bir kullanalım daha sonra duruma göre bakarız. Bizim yere doğru gidiyor zaten. Kaplan bitkileri ne oldu lan? Ateş edemiyorsunuz. Kaçarım böyle. Ne oldu lan? Ne oldu? Kaçarlar oğlum. Siz ne yapıyorsunuz? Sürü halinde biz oraya mı göçüyorsunuz? Göçmeyin abi ya zaten köpek balıklarından başımız dertte. Bak bu yavrusu. Bu yavrusu. Fena çok ilginç yaratıklar ya. Bu ne? Bu da babası mı? Önden babalar mı geliyor? Anlamadım. Babası, yavrusu, annesi gibi. Fenasınız ya. Ümidi daha alalım. Bunda pil hemen bitiyor ya. Şuna bakın arkadaşlar. Daha yeni taktım. Şu büyüklüklere bakın ya. Şuraya koyuyorum. İşte bu. Tamam. Bunu yaptık ya. Gayet güzel oldu. Şuraya da bir kapak yapalım o zaman. Çubuk. Heh. Kaçtım içeri. Hoş geldiniz kaptan. Hoş gördük canımın içi. Şimdi arkadaşlar burada şu anda artık yaşanabilir kıvama geldi. Aha çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Ben beğendim. Sizler beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarda dile getirin. Arkadaşlar şimdi buraya dolap yaptıydık. Bu dolabı şu ön tarafı mı alsak ki? Ya oraya da mı yapalım? Yoksa sadece girişi bir yerden mi versek arkadaşlar? Neyse şimdi şöyle bakayım. Burada rahatız artık. Şöyle bir... Bunlar neymiş? Bunları da bulacağız. Üretici için altınla mercan diski örneği üretici bir yapalım. Habire oraya gitmek zorunda kalmayalım. Ama şuraya ilk önce bir saniye. Telsizimizi koyalım. Şuraya. Güzel. Arkadaşlar yeni bir şey daha gelmiş. Bildirim. Bakıyorum. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Alterra ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Alterra. See what the long-range scans pick up in the meantime. Arkadaşlar şeyi dinledik. Yine aynı şekilde oralara da gideceğiz. Şimdi burayı mesela adını ne yapalım? Mesela madenler diyelim mi? Mesela buraya madenler dedik. Tamam. Madenleri mesela biz buraya koyabiliriz. Tuzu falan da koyalım şu anda. Aynen. Bunları da şu anda şöyle bir yer açılsın. Şimdilik buraya baktığımız zaman güzel, tamam. Şuraya bir tane daha dolap yapalım arkadaşlar, çok şahane oldu yalnız, şuna bakın. Bir saniye. Tepeyi şöyle cam yapma, cam mes, pencere örnek. Bunun yönünü değiştiremiyoruz mu? Tavanı yapamıyoruz sanırım. Her yerde o kadar cam olmasına gerek yok da. Nereye, bu hiçbir yere yapılmıyor sanırım ya, onu pek anlayamadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tabi bakayım ben. Bunu yapacağız. Bilgisayar işlemcisi gümüş cevher istiyor ama ondan önce üretici için altınla mercan diski örneği. O zaman hemen arayalım. Işıma giysisini yaptık. Yani yapılıyor şu anda. Tamam. Başlık da geldi. Bir dakika, ne diyordu orada? Işımadan koruyucu başlık diyor. Artık oraya, radyasyonlu bölgeye gidebileceğiz mi ki acaba? Arkadaşlar nefes alma başlığı, bunu yapacaktık. Kablolama seti istiyor. Fakat kablolama seti kablolama seti zaten şu an bizde yok da. Biz niye bakacaktık hem? Şu mercan diski örneğiyle altın. Altın kaç tane? Bir tane altınmış. Çok güzel. Şuradan hemen bir adet altını buraya atıyoruz. Mercan diski örneğini bulup hemen oraya da üretici yapıyoruz. Şuralarda var mıdır? Attıklarımızdan falan yok. Ama sıkıntı da yok. Mercan diski örneği örneğin mesela. Güzel. Üreticiyi de yaptıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Artık aracımızla gitmemize gerek kalmayacak. Tabi orada depoda çok değerli şeyler var. Onları da buraya aktarmamız lazım. Güzel. Çok güzel. Telsizi birazcık şöyle sağa alayım. Telsiz. Ya telsiz şurada dursun. Daha mı ya? Bir bildirim daha geldi sanırım. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Arkadaşlar yardım isteyen çok insan var. Oradan başlamamız lazım ama henüz daha hazır değiliz ya. Bunu yapacaktım, kablolama seti. Gümüş cevheri. O da vardı sanırım. Hemen şöyle bir kaçayım. Kaçtım abim benim. Bunun üstüne takılmıyor sanırım. Bir dakika. Böyle yaptım. Şu anda böyle bir dursun. Güzel. Tamam. Bir saniye, bir şeye bakacağım. Buralara da işlemci mi takıyoruz ya? Allah be! Oh! O neydi ya? Allah! Ne oluyor lan? Şunlarmış ya. Şunu hemen inceleyeyim. Vallahi bak. Gerildim ya. Çabuk. Taşlar ve araç üreticisi. Arkadaşlar bir tane bulduk. Güzel. Bu da farklı garip bir balık ya. Dursana kardeşim. Ay, Allah! Nasıl çıktı lan yukarıya? Dur. Şurada bir şey daha gördüm. Şunu bir... Aa, Seamoth parçası. Arkadaşlar oldu. Bitti. Geliyor çabuk. Ay, yersen ye vallahi. Oh güzel. Seamoth'u yapacağız. Bu bölümde olmasa da Seamoth'un parçalarını tamamladık. Şimdi taşınabilir araç üreticinin parçalarını tamamlamaya bakalım. Lazer kesiciyi bulduk. Ah saldırdı. Ama bunu almam lazım. Bir tane bulduk. Biyoreaktör bulduk. Vay canına bakın. Arkadaşlar en son o yere de bakayım. Bunu da burada noktalayalım. Ben bayağı böyle çıkarken uçuyor mu? Yani ben mi yanlış görüyorum yoksa biraz uçuyorum gibi sanki. 17. yaşam alanına geldik. Bismillah. Allah. Ben bir şey var zannettim. Buralarda bir şeyler bulmamız lazım sanırım. Hiçbir şey yok mu? Etrafa saçılan parça falan da mı yok? Burada biz ne yapabiliriz? Dostlar ne yapabiliriz? Var mı bilginiz? Yok, burada hiçbir şey yapamayacağız sanırım ya. Hiçbir şey yok, sadece gelmiş olduk. Hani ayıp olmasın. Gelmedi olmasın. Anladınız? Bir reaktör parçası buldum. Çabuk. Çabuk. Buralarda bir şey var mı? Yok gibi. Yok gibi. Yok gibi. Yok. Bas. Bas. Var gibi. Yok gibi. Bu ne lan? Ne? Bir şey yok. Bas. Bas. Bas evladım bas. Bas çocuğum bas. Şuradan falan girmeye daha sonra bakarız. Bizim ev nerede? Çabuk. Hop bas lan nereye? Of be lan bayağı şeymiş. Bunun da bitti ya bile. Koş. Hadi Serdar yapabilirsin. Hadi. Yukarı çıkmam lazım. Vallahi biraz öldük gibi sanki ya. Arkadaşlar ölür müyüz ölmez miyiz gitmeden? Bence ölürüz. Vallahi bildiğin ölürüz ya. Ölmez miyiz yoksa? Veya ölmeyiz mi? Ölmeyiz lan. Yok ölmeyiz. Aynen. Kararım değişti. Ölmeyiz. Sıkıntı yok. Ölmüyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Yetiştik ya şükür. Gerçi şu anda 400 metre falan var ama yetiştik. Havanız kararıyor bakın. Su var mıydı? Dediğim gibi vardı. Su yapmamız lazım. Neyse. Karnımızı doyurmamız lazım. Şunu ben aşağıya bir atayım mercan disk örneğini. Tamam. Arkadaşlar o zaman bu bölümü de burada noktalayalım. Umarım keyif almışsınızdır bu bölümden de. O zaman bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.